Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkiye'nin de öncülerinden olduğu insansız hava araçları konusuna tersinden değinmek istiyorum. Yani bugün geldiğimiz konumda, tamam belki de sektörün en iyi silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını üretiyoruz ama piyasada birçok İHA ve SİHA üreticisi bulunmakta. Bir sistemi üretiyorsanız onun antisini de üretmek zorundasınız. Çünkü sizin arkanızdan elinizdeki teknolojiyi taklit etmeye çalışan birçok ülke geliyor. Antisini üretme konusunu biraz açacak olursak, konumuzun merkezinde insansız hava araçları olduğu için yine oradan örnek vereceğim. Diyelim ki siz bir silahlı ve silahsız insansız hava aracı üreticisisiniz. Ürettiğiniz sistemin ya da muadillerinin neler yapabileceğini çok iyi bilmelisiniz. Hatta o aracın sınırlarını o kadar iyi bilmelisiniz ki onu imha edebilecek bir sistemi de yine kendi ellerinizle üretebilmeniz lazım. Günümüz teknoloji çağında herhangi bir teknolojik sistemi sadece sizin kullanmanız gibi bir durum söz konusu değil. Bilgiler ve sistemler çok hızlı bir şekilde yayılıp tüm dünya tarafından geliştirilip üretilmeye çalışılıyor. Kısacası, kaliteli bir insansız hava aracı üreticisiyseniz, anti-İHA ya da İHA savar sistemleriniz de elinizde yerli olarak bulunmak zorunda. Türkiye bu süreci de oldukça başarılı yönetti. Birçok yerli savunma sanayi firmamız elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak çok başarılı İHA savar sistemleri üretti. Ama bugün bizim üzerinde duracağımız sistem dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. Dünyada bir ilki başaran firmamız yine bizleri şaşırtmayan Türk savunma sanayisinin öncü liderlerinden olan Aselsan. İHA savar ya da diğer adıyla anti-drone sistemine geçmeden önce konuyu daha iyi anlayabilmek adına birkaç bilgi vermek istiyorum. İlk başlarda keşif amaçlı üretilen insansız hava araçları günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır. Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve karakterde araçlar üretiliyor. Tarihsel olarak bakıldığında basitçe insansız hava araçları birer drondur. Ancak bağımsız kumanda sistemleri çok geliştirilmiştir. Bunu belirtmemdeki amaç, insansız hava araçlarıyla güdümlü füzelerin farkını ortaya çıkartmaktır. Öncelikle İHA'lar tekrar kullanılabilir. Mürettebatsız olarak kontrol edilerek durmadan belli bir irtifada uçabilir. Ayrıca bu araçlar jet motoru veya çift zamanlı motor yardımıyla uçarlar. İnsansız teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasının altında gelişen teknolojinin sağladığı imkanla birlikte bazı maliyetli ya da sorunlu kalemleri aşabilmenin getirisi bulunmaktadır. Bu sebeple günümüz dünyasında artık ekonomik olarak zor durumda sayılabilecek ülkeler bile kendi insansız hava araçlarına sahip bulunuyor. Burada da haliyle yine İHA savar sistemlerinin önemi bir kez daha öne çıkmış oluyor. Daha da önemlisi, insansız hava araçlarının zayiat maliyetidir. Tüm dünya ordularında yetiştirilmesi en maliyetli personel gruplarından birisi pilotlardır. Bir pilotun yetişmesi çok büyük maliyetlere karşılık gelir. Bu sebeple hava aracıyla, zayiatıyla birlikte yetişmiş personelin de zayi olması ordular için hem maddi hem de kabiliyet olarak büyük kayıptır. İnsansız hava araçları zayiat maliyetinin düşük olması açısından da orduları cezbediyor. İHA'lar tarihte birçok kez düşman hava savunma unsurlarının oyalanmasında, asıl taarruz unsurlarının ateş hattını geçebilmesi için yem olarak kullanılmasında çok büyük rol oynamışlardır. Gelecekte İHA'lar, Scramjet teknolojisinin sahip olduğu tüm avantajlara da sahip olacaklar. Günümüzde Scramjet modelleri, bunlara insansız modeller de dahil sadece test amaçlıdır. Ancak önümüzdeki yıllarda gelişen teknolojiyle bu durum çok farklı yerlere gelecektir. Konuyu daha fazla uzatmadan artık sistemimizden bahsedelim. İhtar Anti-Drone Sistemi. Karıştırıcı ve radar elektrooptik kameradan oluşan sistem, çok fonksiyonlu çalışma prensibine sahip bulunmasının yanında, müşteri ihtiyaçlarına göre birçok esnekliği de bünyesinde barındırmasıyla ön plana çıkıyor. Aselsan tarafından geliştirilip üretilen İHA savar sisteminde bulunan 40 derecelik antene sahip radar,
İHA veya drone'u ilk gören cihaz olurken, bahsettiğimiz radar şu anda dünyada İHA tespiti radarları arasında 40 derecelik antene sahip ilk sistem konumunda ve sadece her 4 saniyede bir veri akışı güncellemesi yapabiliyor. Üzerine yerleştirilmiş olan jammer yani karıştırıcı sistemleri ise 60 derecelik bir kapsama alanı sağlamakta. Sistemde ayrıca bir elektro-optik kamera seti bulunuyor. Bu set içerisinde ise termal ve gündüz kameraları mevcut. Unutmadan şu bilgiyi de dipnot olarak geçelim. İhtar anti-drone sisteminin kullanıldığı bazı kritik noktalarda tam kapsama yani 360 derecelik jammer sistemlerinin entegre edilmesi yine imkanlar dahilinde. Peki bu sistem nasıl çalışıyor diye soranlarınız olabilir. Hemen kısaca ondan da bahsedelim. Sistemin çalışma prensibi şu şekilde işliyor. Mikro İHA'ları dahi görme kabiliyetine sahip radar sistemi 1,5 kilometre menzile kadar gördüğü tüm İHA sistemlerini komuta kontrol ekranına anlık olarak gönderiyor. İlk etapta drone ya da İHA olduğunu düşündüğü sistemi ekrana sarı renkte çıkaran sistem 4 saniye gibi kısa bir süre içerisinde eğer radara yakalanan sistem gerçekten bir İHA veya dronesa bunu tespit edip ekrana yolladığı veriyi güncelleyerek sarı renkteki cismi kırmızıya çeviriyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.